Hello, hi, selamun aleyküm, merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba canlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, harika bir yayınla daha karşınızdayız, hafta sonunun sonuna geldik. Hafta başı başlıyor, yayınımıza geçmeden önce yayınımızı beğenmek, paylaşmak, kanalımıza abone olmak, sizin desteğinizle ayakta durmak zorundayız arkadaşlar, haberler gelsin. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Aziz İstanbul'umuzu bu 5 yıllık ihanetten, bu 5 yıllık fetret döneminden hep birlikte kurtaracağız. Efendim, Ramazan'ın ilk sahuru Nihat Hatipoğlu'yla olmazsa olmaz. Ramazan'a günler kala Muhammed Yakut videosunda dedi ki, "Ey Niho," dedi, "götün başın oynattığın gün videonu yayınlarım ha. Hele seni televizyonda göreyim. Hele Ramazan programı yap. Ha? C diyeceğim ama anlayacaksan. Onun kız kardeşi de bilmem ne Hatipoğlu'ndan sevgilisi falan filan. Yayınlar ama kasetin elimde." Ben sana C diyeyim sen anla. Ablası da Eben Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun sevgilisidir. Güzel kasede almışlar sizi. Bendedir. Götünü başını oynattığın gün yayınlarım. ATV'de seni gördüğüm gün yayınlarım. Diyordu. Şimdi Nihat Hatipoğlu programa çıkmış. Tabii programdan 2-3 gün önce Muhammed Yakut bu haberi verdiğinde yalanlama geldi. Yok efendim öyle bir şey yok. Yalan tabii ki. İşte Muhammed Yakut'un yalan söylediği ortaya çıktı. Bakacağız yalan mı değil mi? Muhammed, ortaya bir şey attın. Madem Nihat Hatipoğlu'nun videosu var, hem de artı 18, tüm gözler oruçlu. Bak şimdi ne diyecek Muhammed Yakut? Ramazan ayında hani orucunuz bozulmasın diye paylaşmadım, ondan sonra da unutulup gidecek. Yok, hiç problem değil. Sen ver videoyu çayın yanında, iftardan sonra iyi gider. Tabii. Çayın yanında, iftardan sonra, madem video var, madem ortaya bir şey attın, böyle mübarek Nihat Hatipoğlu gibi ilim erbabı bir hoca efendinin artı 18 videosunun olduğunu söyledin, o zaman kardeşim paylaşacaksın. Sözünüzün eri olun kardeşim. Buradan da gazı veriyorum ki video gelsin. Geri vites yapmasınlar. Buradan gazı verelim. Video gelsin. Şimdi diyeceksiniz ki abi video gelince ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Lan oğlum ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmaz. Ya biz bu ülkede ya Cübbeli Ahmet'in videosunu izlemedik mi? Ha? Şap şap. Desen karpuz tokatlıyor. Ya izledik. Ne oldu? Ya utanması arlanması olmayan o tarikatın İçerisindeki o müritler pikseliyle oynadılar görüntünün, fotoğrafın. Pikseliyle oynadılar, o kadar bozdular ki şeyini, bakın bu Cübbeli Ahmet değil dediler. Benzemiyor dediler. Hadi o Cübbeli Ahmet değil. Ulan yanındaki danışman mıdır, yardımcı mısın? Ulan insan karıya giderken onunla gider mi lan? Ha? Bari onu götürmez, tek başına gider. Onu da almış yanında götürmüş. Her şey apaçık ortada. Yani. Zaten performans yerlerde rezil. Yani herkes dört gözle, hani bir Johnny'siz olmasa bile, yani en azından bir Şahin K bekliyor yani. Ona benzer bir performans. Yok, bizimki gitti geldi, lıp düştü. Yani böyle. Vallahi sizin yüzünüzden. Ben bu konuya girmeyecektim. Sizin yüzünüzden. Lan Ramazan bu konuya girilir mi ya? Dün gece var ya, sabaha kadar mesaj üstüne. Abi Muhammed Yakut'un videosu gelin. Lan oğlum yanımda değil Muhammed Yakut ki. Paylaşacağım mı paylaşmayacağım mı sorayım. Gelir mi gelmez mi abi? Lan gelse ne olur? Gelse ne olur? Allah Allah. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma Allah deyip geçecekler. Allah Allah. Gelse ne olur? Ne olur, hiçbir şey. Ya bunlar da utanma arlanma mı var ya? Bunların yüzü mü kızarır lan? Allah aşkına.
Yaptım, şeytana uydum. Bitti bu kadar. Ama gelirse iyi olur ha. Çayın yanında izleriz tabii. Allah'a sürü. Bekliyoruz mami. Bekliyoruz kardeş. Hadi. Şimdi bunlar, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Paylaşamaz. Niye paylaşamaz? Şimdi şöyle düşün. Şimdi Sedat Peker'de de aynıydı. Sedat Peker ortaya bir şey atardı, tamam mı? Sanki kendisi yaşamış gibi. Oysa ki alakası yok kendisiyle. Birileri haber uçuruyor içeriden ama kendisiymiş gibi, o kadar. Oradaymış gibi anlatıyor. Ne oluyor baba? İşin içerisinde adı geçen şahıslar benim adım geçmesin diye veya oldu da adamın adını söylemedi. Ahmet Mehmet. Ama o olayın içerisinde o adam da var. Arıyor Sedat'ı. Sedat'a diyor ki, Sedat'cığım ne kadar istiyorsun? Ne olur işte benim adımı anma bu olayın içerisinde. Ben halledeceğim. Ne istiyorsan vereceğim falan, böyle düşün. Tamam mı? Ama Sedat Peker hiçbir zaman bu tarz paralara meyleden bir mafya babişkosu değildi. Sedat Peker adam gibi adamdır. Şimdi bunda da aynı. Bunu ararlar mesela. Nihat Hatipoğlu'nun böyle bir olayını anlattı ya, kasetin elimde dedi. Tamam mı? Eğer bu yalan değilse Nihat Hatipoğlu tarafı Muhammed Yakut'u aramıştır, para teklif etmiştir. Ha Muhammed Yakut kabul etmiştir, etmemiştir veya ulaşmışlardır, ulaşmamışlardır. Orası ayrı bir olay. Orası ayrı. Ama burada önemli olan şey, Nihat Hatipoğlu'nun bu kasetini Muhammed Yakut'a içeriden kim verdi? Biz burayla ilgilenelim. Tamam mı? Kim verdi kardeşim? Bunu kim verdiyse büyük bir operasyon çekiyor aslında. Hani kartlar yeniden dağıtılıyor. Eski hocalar saf dışı bırakılıyor, yerlerine yeni hocalar geliyor. Yani bakalım, göreceğiz. Eğer paylaşırsa, eğer paylaşılmazsa ya Muhammed Yakut yalan söylemiştir ya da büyük bir para teklif edilmiştir ve ortada uzlaşılmıştır. Tamam? Götün başın oynarsa paylaşacağım ha diyen adam eğer paylaşmazsa, bu iki şık vardır. İkisini düşünmek zorundayız. Sizce? Düşündürücü. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz. Nah düzeleceğiz. Aha. Bunu da çek. Aynen. Ne düzelmesi? Hangi düzelmeden bak? Efendim Tayyip'in fedaisi Kuru Murat. Dıt dırırıt, dıt 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 dıt. Kuru Murat İmamoğlu'nu eleştiriyor. İmamoğlu'nu eleştirirken kent lokantası üzerinden eleştiriyor. Ya bunu diyor bir hizmetmiş gibi sunması diyor. Yani ya artık o kadar kopmuşlar ki halktan. Gerçekten İmamoğlu da bu konuda konuşuyor. Bayağı bir rahatsız olmuş. Halkın çektiği sıkıntıları, halkın çektiği problemleri hala anlayamamışlar. Tamam mı? Halkın aç olduğuna inanmıyorlar. 23 sene bu iktidar devam ettiyse, halk da oy verdiyse, ya demek ki bu halk aç değil diyebiliyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü problem halkta, problem iktidarda değil. Madem açsan niye bana oy veriyorsun kardeşim? Yani sen, seni aç bırakan, maaşını ödemeyen veya normal piyasanın daha da altında ödeyen bir fabrikada, bir iş yerinde çalışır mısın? Çalışmazsın. Niye bu insanlara, bu partilere oy veriyorsunuz? Haklı mı Murat Kurum? Haklı. Ne diyor? Kent lokantalarını bunları hizmet gibi sunması falan filan. Yani bana doğru gelmiyor falan diyor. Şimdi kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. O kadar ağrıma gitti ki vallahi akşam uyuyamadım. Canım sıkıldı yani. Benim bu yaptığım hizmeti eleştirdiği için ağrıma gitmedi. Milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez diye ağrıma gitti. Ve de gelmiş İstanbul'a aday olacak. Hadi işine baksın. Milletine nasıl bu kadar yabancılaşır? Bir belediye başkanı 70-80 yaşındaki emeklilerin, öğrencilerin, polislerin, akademisyenlerin, hocam akademisyenler gidiyor kullanıyor orayı. Bu soğukta neden 4 kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağrıma gitti. Bir yanıyla da halktan onun uzaklaşmasını çok garipsedim. İçim yandı. İstanbul'a aday çünkü. Ama en baştaki uzaklaşmış zaten. Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır kardeşim. Bu kadar net. Allah sana akıl versin kardeşim. Allah sana akıl versin. İnşallah 31 Mart'ı çıkarırsın, ben endişeliyim. Ne kadar 2 milyon 800 bin vatandaşımız 11 şubede bu hizmetten faydalandı. 2 milyon 800 bin öğün. Millet
Spor olsun diye mi orada kuyruğa giriyor? Utanmazlık bu, utanmazlık. Utanmazlık bu, başka bir şey değil. Utanma duygusu da yok, yüzleri de kızarmıyor. Utanmazlığın hesabını vereceksin. Milletin fakirliği senin alay konun değil kardeşim. 16 milyondan özür dileyene kadar bunu sana hatırlatacağım. Biraz daha dua edeyim. Allah sana akıl versin. Allah sana akıl versin. İşte diğer açıdan da baktığımda AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetlerden bir tanesi de ne? Millet bahçesi. Gideceksiniz çocuğunuzla, kekinizi, çayınızı alacaksınız, gıllanacaksınız millet bahçesinde. Ya bunu hizmet diye sunmuş. Benim paramla, benim vergimle bana bahçe yapmış ki oraya da giden kaç kişi bilmiyorum. Yani mantıklı mı, mantıksız mı, orası da saçma bir durum da. Bakın diyor, size diyor bahçe yaptım, millet bahçesi. Kimin parasıyla yaptım reis? Sizin paranızla. Bana bunu niye hizmet diye sunuyorsun? Zaten benim paramla yapmışsın. Benim paramla yapılan bir şey bana nasıl hizmet olarak sunuluyor? Ki bu ülkede AKP Tanzim çadırı kurup ucuza hıyar satmış, ucuza domates satmış. Markette 3,5 TL olan domates, bak 3,5 TL nereden nereye. Bugün domates 50 lira. Bugün domates 50 lira. Bugün salata pazarda indirimdeydi. İndirimdeydi, 25 liraya satılıyordu. Üşümüş hıyar. Üşümüş hıyarı 25 liraya satıyorlar pazarda. O zamanlar, o Tanzim çadırlarının vurulduğu zamanlar hıyar 2 liraydı. 2,5 liraydı markette. Marketten 2,5'a alamayan aç, fakir halk gidip 2 liraya 1,75'e Tanzim çadırından almak için 3-3,5 saat bekliyordu. Siz bu millete hizmet diye bunu getirmişsiniz. He? Kent lokantasını gelmiş eleştiriyorsun ya sen. Ama işte suçlu sen değilsin. Suçlu senin partin değil. Suçlu bu millet. Gitmiş ekmek kuyruğunda mı, ucuz et kuyruğunda mı bir kuyruğa girmiş 3 tane teyze. Mikrofon uzatıyorlar. Yavrum aslında her şey var. Bolluk var, bereket var, her şey var. Allah seni inandırsın. Biz burada indirim var diye geldik. Yoksa bana gelmezdik yani. Her şey var, her şey bol, bolluk var. Çok rahat. Her şey bol. Her evet. Şey bol. O kadar rahatız hayatımızdan. Biz buraya ucuz olduğu için geldik. Et yokluğundan değil. Biz eskiden neler gördük. Kaçta geldiniz? Kaçta buraya? Geldiğimiz önemli değil. Önemli değil mi? Peki. Ucuz sevdiğimiz için geldik. Siz kaçta geldiniz? Yani 7'de geldim. 7'de geldim. Ve memnunuz da yani. Gayet de güzel. Çünkü her yerde et bol. Niye almıyoruz? Buradan alıyoruz. Hem güvenli. Güvenli. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Böyle var ya. Yemin ediyorum var ya. Böyle var ya, tokatı yapıştıracaksın. Yaşlı maçlı dinlemeyeceksin ya. Vallahi billahi ya. İneğin bokuna gelen sinekler gibi anasınız. Üşüşen sinekler gibi gelmiş orada. Ucuz et kuyruğunda bekliyor ya. Mikrofon uzatıldığı zaman her şey bol, her şey bol, bol. İşte bunları gördüğün zaman daha beter olun diyorsun. Kimseye acımak yok. Kimseye acımak yok. Kendiniz seçtiniz. Kendi kendinizi, kendiniz cezalandırdınız. Beter olun diyorsun. Bunları gördüğün zaman bu oluyor. Eleştir kardeşim. Eleştir. Bak bu hale gelmişsin. Erdoğan çıkmış İzmir'de diyor ki ya diyor yanlışımızı gördüğünüz zaman eleştirin, söyleyin, düzeltelim falan. Artık 23 senede öyle bir iktidar olmuş ki, öyle bir ülke yapmış ki o bile farkında. O bile farkında. Milletin gıkının çıkmadığını biliyor. Eleştirdikten sonra başına ne gelecek? Onu bilmem. Ama eleştirebilirsin. Bak sana eleştirme hakkı veriyorum ama eleştirdikten sonra ne olur? Ne olur? Bak sokak röportajında bir arkadaş eleştiriyor. Bak eleştiriyor. Ben diyor İmamoğlu'na oy vereceğim diyor. Sivil polisler alıyorlar. Adamın ifadesi beni darp ettiler. Dövdüler karakolda. 20 bin lira paramı aldılar. Telefonumu aldılar. Buyur. Buyur buradan yık. Devletin polisi. Devletin polisi. Bu muameleyi yapıyor. Biz bunu hak ediyor muyuz? Hak ediyor muyuz biz? Hak etmiyorsak
Ona göre sandıkta gidip cevap vereceksin. Aa, bunun başına gelmiş bu. Aa, beni ilgilendirmez. Ha, ateş düştüğü yeri yakar. Yarın senin de başına gelir. Hani diyor ya adamın biri bıçak kemik desin. İlla ki sen de bu seçim olmaz. Bir dahaki seçimde sen de sokakta bağıracaksın, feryat edeceksin. Bu seçimde o polisten dayak yemediysen bir dahaki seçimde dayak yiyeceksin. Değişen bir şey olmayacak. Arada belki 2 sene oynayacak, belki 3 sene oynayacak. Eninde sonunda o dayak yiyecek mi? Yiyecek, bitti. Biz de sana diyoruz ki daha özgür bir ülke için rahat bir şekilde hareket edebildiğin, hakkını savunabildiğin, demokrasi, hukuk, adaletin olduğu daha iyi bir ülke için artık elini bir yerinden çıkart da taşın altına sok. Ama sen diyorsun ki bana ne? Beni ilgilendirmez. Ben de diyorum ki o zaman canınız cehenneme. Beni hiç ilgilendirmez. Çok da taraşmaydı yani. Efendim devleti 105 milyon zarara uğratan 11 kişilik bir liste ve bu listede Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da var. Malum Eyüp Bey'i biliyorsunuz ülkemizi yetiştirdiği büyük ilim adamlarından Profesör Doktor Eyüp Aksu. Efendim olayla ilgili kurum içinden gelen şikayet dilekçesinde dolandırıcılığın organize biçimde yapıldığı öne sürüldü. Bilirkişi heyeti şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 131. maddesi. Ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım ve satış, basımı, TOFAŞ, TOŞOF her neyse tek elinde. Kurum burada elde ettiği gelirlerin %60'ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı'na yatırmaktı. Ama TOŞOF Bakanlığı daha az para vermek için kanuna göre gider olarak göstermesi gereken şeyleri gider olarak göstermiş. Gösterilmemesi gereken şeydi. Bu nedenle kanuna karşı fona dava açılmış. Davaları kurum adına takip eden isim Avukat Burcu Gökdağ. Gökdağ davaları takip ettiği süreçte icra dosyaları üzerinden kurumun dolandırarak 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruş zimmetine geçirdi. Çok güzel. Zimmet belirli bir zaman içerisinde peyderpey gerçekleşti. Aferin kız Burcu. Neyse. Bu nedenle müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satışı kurunun esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradığı zarar 3 milyon 307 bin 469 dolar 105 milyon 706 bin 709 lira olarak hesaplandı. Gökdağ nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından hakim karşısına çıktı ve 2022'de tutuklandı. Gökdağ avukatları tüm işlemlerinden kurumun haberdar olduğunu savundu. İddialara ahlaki olmayan bir yapının müvekkilinin vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir. İşte Ankara'da Başsavcılık kurumundaki yolsuzlukla ilgili şüpheli hakkında soruşturma devam ederken TOŞOK Başkanı Vekili Mehmet Yeğiner başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi ve yolsuzluğun organize olduğunu öne sürdü. Söz konusu usulsüzlük ve zimmete para geçirme, dolandırıcılık eylemlerinin TOŞOF ve TOŞOF, belki de farklı okunuyordu da ben TOŞOF, HOŞOF lan HOŞOF, organize bir biçimde gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Sayın Başsavcılığımca derlenmesi yapılacak soruşturmada hususu nitelik... Ya, siktir et, boşver. Neyse. Başsavcılığın görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla işte yargılanmasını istediği şüphelileri şöyle: Aziz Fatih Yılmaz, Enver Yeniçeri, Eyüp Aksu, Fevzi Apaydın, Filiz Ercan, Heraş Haşemoğlu, Mehmet Tiryakioğlu, Mehmet Nesip Kemaloğlu, Oktay Nuhoğlu, Ümit Kılıçarslan, Zerrin Boztaş. Of. Efendim yetkililer yolsuzluğa davetiye çıkardı. Ticaret Bakanlığı'nın teftiş raporu kurumdaki yetkililerin Gökdağ'ın verdiği belgeleri kontrol etmediğini, kanuna göre ödemeler banka aracılığıyla yapılmalıyken elden yapılan ödemeleri sorgulamaksızın kabul ettiği ortaya çıktı. Raporda yetkililerin çok sayıda usulsüzlüğe davetiye çıkardığı falan filan belirtildi. Boşver, aman salla gitsin. Şimdi Eyüp Aksu'nun niye kurum gelecek, kurum gelecek diye dörtlendiğini anladık mı arkadaşlar? Ne diyordu taksicilere? Taksimetrenizi yeniden kuracaksınız. Kurum gelecek. Ya
Bunlara hiçbir şey olmaz. Bunlara hiçbir şey olmaz. Olayın üstü kapatılır. Da burada önemli olan şey şu. Niye bu haber basına yansıdı? Biz olaya öyle bakalım. Bu olay 2022'den beri devam eden bir olay. Şimdi niye basına yansıyor? Ya birileri artık bunlardan sıkıldı, bunların ipini çekecek. Artık yeter, defolun gidin dediler. Bunlarsa yani bulduk böyle bir kapıyı, niye gidelim? Gitmiyoruz, gitmeyeceğiz diye gözdağı verdiler. Siz misiniz lan gitmeyenler diye bu haber basına sızdırıldı. Belli ki bunların artık raf ömrü dolmuş. Bunlara gidin denmiş. Ben o açıdan bakarım olaya. Ha, diğer bir açıdan da baktığımda 2022'de bu olay medyaya yansıdı mı böyle bir haber görmedik. Görsek haberini yapardık. Allah Allah. Şimdi bu haberin ortaya çıkması da bize şunu gösteriyor. Gerçekten içeride bir kargaşa var. Birileri birilerinin ayağını kaydırıyor. Burada tabii bu haberin basına yansıması, acaba burada bu şahısların mahkemeden hani beraat etmesine sebep olacak bazı içeriden hamleler olur düşüncesiyle basına yansıtıldı da bunlar ceza alsın diye mi acaba? Hani o da olabilir aslında. Beraat etmesinler, yırtmasınlar falan filan diye. Mümkündür. Her açıdan düşünmek lazım. Tabii bunlar ceza alırlarsa bunların yerine yenilerinin geçmesi lazım. Bunların yerlerinin geçmesi demek bu da iktidara daha yakın, daha böyle kontrol edilebilir. Tamam mı? Reisin avucunun içerisinde rahat bir şekilde hareket ettirebildiği biriler olması lazım. Yani diğer açıdan baktığında ya reis bunlardan memnunsa bunlar ceza almaz yani. Tabii bunlar yırtar. Davanın sonucuna bakacağız. Yarın öbürsü gün mahkeme olur. Mahkemenin sonucuna göre değerlendiririz yani. Efendim, Murat Kurum AKP'nin oyunu her geçen gün düşürmeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy'un programına katılmış. Programda bir hanım kızımız Gazze ile ilgili bir soru sormak istiyor. Bu sırada arka taraftan apar topar o soru olmaz deyip kızın elinden mikrofonu alıyorlar. Öncelikle Rümeysa bize de kızacaklar şimdi, ne oldu, niye işte şey yapamıyor musun falan. Sorum başkanıma. Başkanım, şimdi Filistin ve Gazze için seçimi kazandığınızda ne gibi... Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen? Mehmet Akif'i de diğerleri de aman ha işte azar işitiriz, laf yeriz, fırça yeriz korkusuyla susuyorlar. Yani çıkacaksın meydanda, Gazze Gazze diye bağıracaksın. Gazze aşağı, Gazze yukarı diyeceksin. Gazze'den prim kasacaksın. Her türlü oy devşireceksin. Ben ne dedim arkadaşlar? Zamanında bunu Erbakancılar yapmıştı. Şimdi tabağın dibini AKP Erdoğancılar da sıyırıyor. Şu Gazze bir dümdüz olsa da, tamam mı? Artık Gazze diyecek halleri kalmasa. İnsanlar artık o buraya geldi, tamam mı, artık buraya geldi. Şunlara Gazze'den prim artık kastırma kardeşim. İsrail sen İsrailliğini yap diyecek hale geldi artık. Yani yeter artık. Bana ne lan Gazze'den? Bana ne abi ya? Bak görüyorsunuz işte, soru sordurmuyor. Soru sordurmuyor. Ben istediğim kadar Gazze'derim. Ben istediğim kadar Gazze'yi konuşurum. Gerisi boş. Aman ha yanlış bir soru gelmesin. Çünkü bunların niyeti bu. Ciddi değiller. Ciddi olamazlar da. Savaş esnasında İsrail'e gemi gönderen zihniyetten ne bekliyorsun kardeşim? He? Ne bekliyorsun? Ama bunlardan iyi Gazze'ci yok. Bunlardan iyi Filistinci yok. Herkes kafir, herkes Yahudi, herkes şu, herkes bu. Bunlar bir Müslüman, bunlar bir Gazze'ci. He? Bunlar Gazze'yi savunur. Vallahi umurumda bile değil. Ne Gazze umurumda, ne Gazze'nin toprakları umurumda, ne Filistin, ne İsrail, hiçbir umurumda bile değil. Ne halleri varsa görsünler ya. Dümdüz etsin geçsin ya. Bana ne abi ya? Müslüman kardeşimmiş. Bana ne lan? Ulan adam evdeki kardeşinin hakkını yiyor. Şerefsiz pezevenk. Evdeki kardeşinin hakkını yiyor. Hakkını vermiyor. Gitmiş Gazze'deki Müslüman kardeşim diyorlar. Gidin. Onun dışında şimdi ablamız soru soruyor. Tabii bu tarz sorular ters geldiği için. Ablamız soru soruyor. Diyor ki ya bugünkü aklınızla 10 yıl önceki Murat Kurum'a ne derdiniz? Veya buna benzer bir şey. Murat böyle bak.
Anlamıyor. Anlamadı. Sonra Mehmet Akif araya girdi. Efendim bugünkü aklınızla 10 yıl önceki Murat Kurum'a ne öğütte bulunurdunuz? Yani bugün daha akıllısınız ya. Öngül 10 yıl önce daha az akıllıydınız falan. Tamam mı? Ya gidiyorum. He, balık tutanları görüyorum. Ağaçları görüyorum. 10 yıl önce kendinize şu anki aklınızda ne söylemek isterdiniz? Teşekkür ederim. 10 yıl önce yani 10 yıl önce şu anki aklım olsaydı kendime ne söylemek isterdim? İyi ki bu yolda gitmişim derdim yani hani geldiğim noktadan. Hayır. 10 yıl önceki halinizi şu anki aklınızla yakaladınız. Yani gençliğinizi yakaladınız. 20 yıl olsun önemli değil. Ona ne nasihat verirdiniz demek istiyor değil mi? Bazen düşünüyorsunuz acaba yani işte özeniyorum öyle görüyorum işte balık tutanları efendim ne bileyim orada ailesiyle vakit geçirenleri veya bir yere yolculuğa gittiğimizde o doğayı, ağaçları, oradaki tarlaları gördüğümde ya şuraya gelsem de hani ben de vakit geçirsem mi diyorum ama bu işleri de birileri yapacak arkadaşlar yani. Ya bu adam İstanbul'u yönetecek ya. Bu adamı aday yapmışlar ya. Bu adam İstanbul'u yönetecek ya. Ya şimdi soruyorum bu adam İstanbul'u yönetebilir mi? Yönetemez, mümkün değil. İmkansız. Allah'ın kitabını seversen ya. Bu adam İstanbul'u yönetecek ya. La havle ve la kuvvete İstanbul. La havle ve la kuvvete İstanbul. Ben bile çıldırdım ya. Neyse. Abi işte problemli bir kitleyle karşı karşıyayız. Ya şu adamın şu videolarını izleyip tamam mı? Ya bir kere düşünebilen bir varlık yok karşı tarafta. Tamam mı? Bir çoğunluk şöyle bir düşünebilse lan biz bu adama mı oy vereceğiz? Ya şu adam ne lan? Ya bu ne yapıyor bu? Ne diyor ya? Gelen soruya verdiği cevaba bak anlamayabilirsin. Tamam mı? Anlıyorum. Yani o an kafan başka bir yerdedir, dalgın olabilirsin. İki defa düzelttiler lan. Ne demek istediğini anla artık. Onu bile anlamıyor adam yani. Ağaçlar. Bizimki balık olmak istiyor. Bizimki ağaç olmak istiyor. He. Ağaçları imrenirim. Balık tutanları imrenirim. Yani ne bak? Neyse. Neyse. Fazla ileri gitmeyelim. Ne alır ne almaz. AKP'ye kayıtlıyım işi çözdüm. Niye? Hanım yeşil kartlı makarna geliyor elhamdülillah. Kömür alıyor. Nidek kardeş bize yumruk atılır mı ya? Niye muhalefet olayım? Elleme gittikleri yere kadar yıkıldıkları yere kadar gitsinler.